Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex.tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ikinci işlem günü dolar-tl paritesiyle başlayalım. Dün akşam 11.47 seviyesini aşarak yeni zirvesini görmüştü dolar kuru. Yeni güne ise 11.42 seviyesinden başladı. Tam böyle yeni zirveye alışalım derken arkadaşlar dolar tekrar yükselmeye başladı ve grafikte de gördüğünüz gibi inanılmaz bir yükseliş söz konusu şu an. Gelgitler yapıyor. 11.70 seviyesinde üzerine tırmanmış durumda şu an. Dolar geçen hafta 11.32 seviyesini görmesinin ardından dün gün boyunca arkadaşlar 11-11.25 aralığında bir seyir izlemişti biliyorsunuz. Piyasa kapanışının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni tarihi zirve geldi ve gelmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır dedi. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürülebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz dedi. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımları atıyoruz ifadelerini kullandı arkadaşlar. Bu açıklama üzerine dolar 11.25 seviyesinden 11.47 seviyesinin üzerine tırmanmıştı gece. Onun dışında arkadaşlar öbür yandan ABD Başkanı Joe Biden Fed Başkanlığı için Powell'ın Fed Başkan Yardımcılığına ise güvercin bir figür olarak öne çıkan Brainard'ın aday gösterdiğini açıkladı. Powell'ın ikinci dönemde de Fed Başkanı olarak aday gösterilmesinin ardından dolar endeksi hızlı bir yükseliş kaydetti ve 96,55 seviyesine ulaşmış durumda. Yine ABD tahvil getirileri de arkadaşlar sert yükseldi. Bu çerçevede gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir oluşmuş durumda. Türk lirası dolar karşısında arkadaşlar inanılmaz bir değer kaybediyor şu an. En zayıf performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimleri arasında zirveye oynamış durumda. Onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar 11.34 seviyesinin aşağısına gerilemediğini gördük. Yani bu seviyeyi arkadaşlar burada destek olarak vermiştik. Şu an bu seviyenin üzerine tutunmuştu. 11.50 seviyesinin üzerine şu an kırmış durumda. Ve bu seviye üzerinde özellikle günlük grafiklerde 11.50'nin üzerinde kalıcı kapanışlar bırakırsa arkadaşlar yukarıda 11.80 seviyesini koymuştuk. Ki nitekim zaten 11.72-70 seviyesine kadar test etmeye devam ediyor şu an. Ekranda da gördüğünüz gibi inanılmaz bir oynak bir dolar kuru görüyoruz şu an karşımızda arkadaşlar. Dolar da şu an özellikle almak isteyen arkadaşlar nerede olduğu hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü dolar kuru inanılmaz bir şekilde yukarıya gitmeye devam edecek. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 11.80'i aşması durumunda zaten ilk hedefimiz yukarıda 12 seviyesi olacaktır. Genel anlamda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar hem Merkez Bankası'nın tekrar faizleri indirime gitme sinyali dolar-TL kurunu yukarıya doğru baskılamaya devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında UniCredit arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için likitte kısıtlamaları uygulayabileceği ve ilk olarak rezerv kullanımına başvurulacağını belirtti. Uzun vadede bunların işe yaramayacağı ve faiz artırımının gerekli olacağını belirtti arkadaşlar. Yine Yatırım Bankası Societe General Merkez Bankası'nın bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında acil faiz artırımına gitmesini ve 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini %19'a çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Kurum ancak bu adımın yine de piyasaları tatmin etmeyeceğini ve Türk lirasının değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını belirtti. Yani genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar dolar kurunun yukarıya gitmesi devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle 11.80 seviyesine geçmesi durumunda 12 seviyeleri rahat gelecektir. Şu an bile dolar alınabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Hala ucuz arkadaşlar bu seviyeler bile. Yani hala dolar almak için bir umut olduğunu söyleyebilirim. Biraz da altın tarafına bakalım.
Şimdi altın tarafına baktığımızda arkadaşlar, ons altın açıkçası söylemek gerekirse sert geri çakıldığını görüyoruz. 1802 dolar seviyesine kadar geriledi ons altın. Geçen hafta 5 ayın zirvesine çıkmıştı altın. Yeni haftaya düşüşte başladı. Fed başkanlığına Powell'ın yeniden aday gösterilmesinden sonra arkadaşlar hızlı bir geri çekilme yaptı altın. Onun dışında arkadaşlar, altın yatırımcıları burada Powell'ın atanmasından sonra varlık alımlarının daha hızlı bir şekilde azaltılacağını fiyatladı aslında. Yine Fed'in enflasyon nedeniyle erken bir faiz artışına gideceği ve öncesinde aylık 15 milyar dolar olarak belirlediği tahvil kesintisinde arttırmak zorunda kalacağı düşüncesi doları desteklemeye devam ediyor. Altının da gerilemesine neden oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ABD'de enflasyon Ekim ayında %6,2'ye çıkmıştı. Bu da 31 yılın en yüksek seviyesini gördüğü anlamına geldi. Fed'in orta vadeli hedef seviyesi olan %2'nin çok üzerinde enflasyonun bu şekilde sanılan kadar geçici olmadığı düşünülüyor arkadaşlar. Birçok yatırım kuruluşu özellikle Fed'e dair tahminlerini güçlendirdi ve 2022'nin başında tahvil kesintisinin tutarının arttırılması bekleniyor. Bu hafta açıklanacak toplantı tutanaklarında enflasyon açıklamaları yakından takip edilecek ve Fed yetkililerinin de konuşmaları olacak. Bölgesel başkanlardan daha agresif adım atılmasını düşünen de var arkadaşlar. Aceleci olunmaması gerektiğini belirten de var. Fakat sıkılaşma konusunda seslerin yükselmesi doları bu şekilde güçlendirmeye devam ediyor. Bu şekilde de ons baskı altında kalıyor arkadaşlar. Yine ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki dün hızlanan yükseliş arkadaşlar sert satış baskılarına maruz bıraktı altını. Bu sabah saatlerine de baktığımız zaman arkadaşlar 1803 seviyelerinde fiyatlıyor altını. Kısa vadeli görünüm açısından 1800 desteği üzerinde bir tutunma olup olmayacağı önemli olacak. Fiyatların 1800 dolar üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede arkadaşlar 1800-1850 bandında bir seyir oluşması bekleyebilirsiniz. Ancak ons altının 1800 dolar altına gerilemesi durumunda arkadaşlar düşüş eğilimi 1767 seviyesine kadar gelebilir. Grafik üzerine incelemek gerekirse şu an altın için aslında alım için güzel bir nokta, yani riske girilebilecek bir noktada olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü 1800 seviyesinin aşağısına stop loss koymak suretiyle bu seviyelerden altın pozisyonlarına girilebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Bu seviyeye girildiği zaman yukarı tekrar 1830 seviyesine kadar karımızı burada realize edebiliriz. Genel beklentim doların daha da güçlenmesi arkadaşlar. Ons altının kısa vadede olsa düşüşe devam etmesi. Fakat dediğim gibi risk alınabilecek bir şey bir yer arkadaşlar 1800 seviyesi. Çünkü tam güzel bir şekilde desteği gelmeye yakın. Zaten bu seviyeden desteğini alması durumunda 1833 tekrar 1850 seviyesine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor. Biraz daha gram altına bakalım. Şimdi gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar, az önce dolar TL grafiği, dolar TL kurunun yükselmesiyle beraber gram altında 675 seviyesine fiyatladı. Yani 679 seviyesinin üzerine tırmanmış durumda. Burada aslında gram altın baktığımız zaman arkadaşlar 650 seviyesine kadar geri çekilme yapmıştı. Gram altında da şu an her geri çekilme alım fırsatı olarak yaklaşmak lazım. Çünkü döviz kurundaki yükselişin devam etme potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Döviz 12 seviyesine kadar çıkma potansiyeli şu an devam ediyor. 675 seviyesi üzerine kalıcı olması durumunda arkadaşlar buradaki özellikle direncini kırması durumunda 700 seviyelerine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor gram altın. O yüzden gram altında arkadaşlar her bölgeden şu an alınabilecek bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak beklentim 675 seviyesinden kırılıp 700 seviyesine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor. Dediğim gibi hem Merkez Bankası'nın atmış olduğu politikalar, adımlar hem de Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları arkadaşlar dolar-TL kurunu yükseltiyor. Ons altın her ne kadar güçsüz olsa da dolar kurundan yukarı yönlü atak ivme gerçekleştiriyor arkadaşlar gram altında. Biraz da gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da doların küresel piyasalarda güçlenmesi, özellikle ons altının geri çekilmesiyle beraber gümüş fiyatları da inanılmaz bir şekilde çakılmış durumda. Şu an 4 saatlik grafikte. Şu an 23.996 seviyesinden fiyatlıyor arkadaşlar. 24.259 seviyesini aşağı doğru kırdı ve bu seviye altında kalıcılık olması durumunda tekrar 23.635 seviyesine kadar gerileme potansiyeli devam ediyor gümüşün. Şu an gümüş almak isteyenler 24.259, yani şu seviyenin üzerine çıkması tekrar gümüş alımına geçebilir. Fakat şu an arkadaşlar düşen trendimiz aşağı yönlü.
Devam ediyor zaten ekranda gördüğünüz gibi. İlk hedefimiz aşağıda 23.635 seviyesi. Bu seviyenin üzerine kalıcılık olması durumunda alımlar burada hızlanabilir. Eğer 24.259 seviyesinin üzerine çıkması durumunda da tekrar alımlar yapılabilir arkadaşlar. Biraz da BTC tarafına bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada aslında lider kripto para birimi Bitcoin 69 bin dolar seviyesine kadar yükselmesinden sonra burada tutunamadı ve hafif bir düşüş trendine girdi. Burada 60 bin dolar desteğini kaybetse de arkadaşlar burada 55 bin 56 bin seviyesinin aşağısında aslında fire vermediğini görüyoruz. 55 bin seviyesi burada önemli arkadaşlar. Onun dışında Bitcoin arkadaşlar yani Bitcoin için birbiri ardına kötü haberler gelmeye ve kötü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ABD tarafında arkadaşlar. Bunların en günceli ise arkadaşlar bir uyuyan bir Bitcoin balinasının uyanması oldu diyorlar. Şu an piyasalara düşen özellikle yeni gelişmelerden birisi bu. Yani burada bu kadar yüksek bir kazanç sonrası balinanın tam olarak ne yapacağı tahmin edilemiyor arkadaşlar. Onun dışında burada geçtiğimiz 8 yıl öncesinde arkadaşlar bir tane burada balinanın ortalama 197 bin dolarlık 199 bin dolarlık Bitcoin alıp şu an bu fiyatın 77 milyon dolar olarak geçiyor bu seviye. 77 milyon dolarlık bakiye arkadaşlar bir satış olarak gözüküyor açıkçası. O yüzden bu satış olduğu için arkadaşlar burada inanılmaz bir düşüşün buradan yani bu sebepten dolayı düştüğünü gösteriyor piyasa bize. Fakat genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin fiyatları zaten şişmişti. Yani yukarıya gitmesi devam edecek. Fakat burada bir en azından piyasa iç dinamikleriyle beraber özellikle kar satışlarının etkisiyle beraber bu şekilde düşmeye devam ediyor. O yüzden arkadaşlar bu düşüşler normal aslında. Her geri çekilme Bitcoin'de de özellikle burada güncel ve psikolojik desteklerde alım yapmak daha mantıklı olacaktır. Ne demiştik? 59 bin burada 60 bin dolar seviyesine geçmesi durumunda tekrar aşağı doğru yönlü hız kazanma devam edecek demiştik. Nitekim de öyle oluyor. Aşağı doğru gitmesi 53 bin dolar seviyesine kadar bile gelmesi normal olacaktır arkadaşlar. Asıl sıkıntı 53 bin dolar seviyesini geçmesi olacaktır. 53 bin dolar geçilmesi durumunda aşağıda 44 bin seviyesine kadar devam etme potansiyeli var. Bence de arkadaşlar zaten Bitcoin'in burada biraz geri çekilmesi normal ki alttan tekrar alıcılar almaya devam etsin. Onun dışında ABD iç gelir servisi arkadaşlar 2020 ve 2021 yılları arasında vergi dairesi tarafından ele geçirilen Bitcoin ve diğer kripto paraların yaklaşık %93'üne el koymuş durumda. Bu şekilde kötü haberler gelmeye devam ettikçe özellikle Bitcoin'de zaten kar satışları devam ettikçe burada gerileme doğal olması gereken bu zaten. Burada da her geri çekilme alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da gümüş TL'ye bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 8.95 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şu an dolar TL kurundaki yukarı atakla beraber gümüş de kendini yukarıya doğru kaldırmaya devam ediyor. Dolar grafiğine arkadaşlar ne kadar sert geri çekildiğini gördünüz. Fakat gümüş bu kadar geri çekilmedi. Çünkü dolar kuru arkadaşlar inanılmaz bir şekilde yukarı yükseliyor ve gram altın gibi gümüş de değerlenmeye devam ediyor. Şu an alıcılar özellikle 9 seviyesinin üzerindeki 4 saatlik kalıcı kapanışlarda alım yapması daha mantıklı olacak. 9 seviyesinin üzerine geçilmesi 9.50 seviyesi yukarıda önem kazanacak arkadaşlar. Bu seviyeye kadar yükselme potansiyeli var. Çünkü ons altın ve gümüş grafiği toparlanmaya devam edecek. Yani toparlanma potansiyeli olduğu için burada yukarıya yönlü devam etmesi özellikle 9.50 seviyesini test edecektir arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımız zaman yükselen trend devam ediyor. 9 seviyesinin üzerine geçtiğimiz sürece kalıcı kapanış yaptığımız sürece 9.50 seviyesi olacaktır. Şu an gümüş pusta bekleyenler arkadaşlar biraz daha riski sevenler özellikle 9.60 seviyesinin aşağısına stop loss koyaraktan bu seviyeden bile alım yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşça kalın.